Ben şu yaşadığımız hızlı çağda gerçekten de anlamakta güçlük çektiğim bir takım davranışlarımız olduğu kanaatindeyim. Kıymetini duyuyoruz, işitiyoruz. Emin olun mutlaka cuma hutbelerinde, mutlaka çeşitli platformlarda 3 aylardan bahsedilecektir. 3 ayların kıymetinden bahsedilecektir. Biz bunu duyuyoruz ve işitiyoruz. Ama acaba bu duyduğumuz, işittiğimiz şeyi gerçekten kabul ediyor muyuz? Gerçekten kabul ediyorsak bunun hayatımıza yansımasını ne kadar görebiliyoruz? Evet, inanıyoruz. Belki de gerçekleştiremiyoruz. O halde inancımızı, buna dair olan kıymet vermemizi bir daha vurgulamamız gerekiyor. Bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Yaparsak neler elde edebileceğimizi ciddi ciddi oturup konuşmamız gerekiyor. Yapmazsak neler kaybedeceğimizin de ciddi bir hesabını yapmamız gerekiyor. Herkese nasip olmuyor. Bakın belki geçen sene aramızda bulunan ama bu sene 3 ayları idrak edemeyen yüzlerce binlerce kişi var. Elhamdülillah inşallah dua ediyoruz. Ya Rabbi bizleri inşallah 3 aylara ulaştır. Sağlık ve sıhhat ile ulaştır. Sağlık ve sıhhatle ulaştırdığın gibi o 3 aylardan istifade edebilecek fırsatları, imkanları değerlendirebilecek bir iradeyi kullanmayı bizlere müyesser eyle, muvaffak eyle diye dua etmemiz gerekiyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiğinde Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan diye dua ediyor ve bize de böyle dua etmemizi öğretiyor. Bu duanın kendi içerisinde çok önemli değerlerimiz var. O da şu, biz bu kıymetli bir ay, daha sonrasında gelecek Şaban ayı, daha sonrasında gelecek ve içerisinde 1000 aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilen Kadir Gecesi bulunan Ramazan ayını inşallah idrak edeceğiz. İşte buna ulaşmış olmak, ulaşabilmek için dua etmemiz gerekiyor. Bir şeye dua edilmiş ise, Peygamber Efendimiz dua etmiş ise bu hakikaten de her insanın arzu ettiği, Allah Teala'dan isteyebileceği çok önemli bir nimet olduğu anlamına gelir. Peygamber Efendimiz diyor ki, bizi Ramazan'a ulaştır. Ve bellighna Ramazan. Yani Ramazan ayına ulaşabilmek. Ramazan ayında oruç tutabilmek. Ramazan ayında Kur'an okuyabilmek. Ramazan ayında teravihlerle geceleri ihya edebilmek. Zekat verip etrafımızdaki insanların ihtiyaçlarını giderebilmek. Ve bire bin, bire yüz binler kazanabileceğimiz bir mevsimi idrak edebilmek. İşte mübarekliği ve kıymetliği budur. Ve bundan dolayı da nasıl insan değer verdiği bir şey için elini açıp yalvarıyor. Lütfen şöyle bakalım. Elimizi açtığımız, yalvardığımız, Ya Rabbi bize ver dediğimiz, bizi ulaştır dediğimiz her şey bizim arzu ettiğimiz değerler değil mi? O halde Peygamber Efendimiz bu duada Ramazan'a ulaşabilmeyi ve Recep ve Şaban'ın da mübarek bizlerin hakkında bereketli olmasını Allah'tan dilememizi bize öğretiyor.